Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni mutfağımızdan diyelim artık arkadaşlar. Merhaba canlar, merhaba. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatırınız iyidir. Sabah kahvası hazırlayacak. Kurumuş arkadaşlar. Mutfağa girdik. Şöyle şu, bunu da bahçeden getirdim arkadaşlar. Biberden, patlıcandan, acurttan, salatalık yok ama. Şöyle yine bir tane de bir acur kendim alayım, dilimlerim. Ne yapıyoruz canlar? İnşallah sizler de iyisinizdir. Haliniz, satınız. Biz inşallah ağır ağır hayla yerleşeceğiz. Bizim Hatice Hanım'ın ses yine borazan gibi olmuş arkadaşlar. Ses gidiyor. Elimdeki bir şey değil ha. Yani yapacak bir şey yok. Hani. Olabilir ya, normal. Elimde, İnsanlık hali. Elimdeki bir şey değil. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle koysam da. Koy koy, hiçbir şey olmaz. Koy lan, bakacağım. Arkadaşlar da herhangi bir temizlik yapmadık ama tabii ki yerleşmemiz de olmuyor arkadaşlar. Vallahi canlar. Tabanları açacağım, biraz boyama beklet dedi arkadaşlar. Biraz yoğun. Bir de banyoda istediğimiz randımanı alamadığımız için arkadaşlar bu boyayı tabana pek uygulamayı düşünmüyoruz ama yine de şuraların döküntülerini kazıyıp bakarsın. İleriki bir zamanda arkadaşlar bir farklı boya daha araştırırsam. Şimdi bunları çekme olayı olduğuna, dolaplar bir neyin dedim, şimdi ne olur ne olmaz. Bir de bilmiyorum, çizilirse ben biliyoruz arkadaşlar, olmaz. Onun için Ali'ye dedim, duvarlar tamam çok güzel oldu ama yerleri hiç bilgim yok canım. Şimdi sizlere söyleyeyim, çizilme olayı olur, çektirmeyin. Masayı oradan oraya çekiyor. Dolap biraz tezberi vurursa dahi arkadaşlar, insan böyle bir üzerinde bir şey çekti mi falan. Olmuyor. Yani tabanda biraz tedirgin kaldık. Sizlerin de fikrini alalım yine. Hatice Hanım'la biz şimdi sabah kahvaltısı yapmaya hazırlığına başlamış olduk. Hemen şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kış geliyor artık. Akşam biraz yağmur hissetti ama fazla da bir şey yok. Az bir şey pişiremişim. Arkadaşlar bir şey. Yani bilmiyoruz. Yaptık bir şeyler. İyi veya kötü. Böyle insan beyaz ruhumuz açıldı. Çok güzel oldu diye düşünüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Bakacağız arkadaşlar. Bakalım bir. Şunu da ne yapalım biliyor musun? Onu Hatice Hanım, arkadaşlarımızın bir kısmı demiş bu siyah dolabı beyaza boyayın. Bilmiyorum. Ama biz arkadaşlar burayı kaldıracağız bu dolabı çünkü zaten mutfağımız dar. Bu fırına da artık evimizin bir köşesinde artık mutfakta mı olur, balkonda mı olur bir yer yapmayınca olmayacak arkadaşlar. Burada şey olmuyor. Değil mi canım? Arkadaşlar önceki halim olsa bunu indirip kaldıramıyoruz. Göründüğü gibi değil, çok ağır. Hani olmayınca bunun üstünden kaldırmanın mümkünü yok. Önceki fırınım vardı, anneme verdiğim. Onu mesela yerindeydi. Onu kaldırıyordum ama bu çok ağır olduğu için kaldıramıyor. Ali'yi de sürekli nerede bulacağız? O da var. Şimdi şey yapması değil, koyum arkadaşlar. Daha belli değil ya. Elik daha bir önde, hayır daha kurusundayım. Hatice Hanım yine de kıymıyor buralara, arkadaşlar. Yani şey emek verildi diyor. Zarar görmesin istiyor. Bu da haklı. Bir şey olmaz Hatice Hanım. Korkma. Bu bayağı bir sert olmuş ama inşallah olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar zaten görürsünüz. Geldiği zaman da kavladığını, kavlamadığını. Hep beraber yaşar görürüz arkadaşlar. Biz çekimlerimize devam edeceğiz. Belli olur zaten. Ne kadar yaşlandık gözümüz kesmiyor o zamana kadar. Vallahi şey yok arkadaşlar, kolay hiçbir şey yok. Sabah kahı yok, akşam kahı yok, çiğnemeyin cani edelim. Hiçbir kolay lokma var mı yok. Onun yok. İçin hayat biliyorsunuz geçim zor. Şöyle çayımı ölmüş şu yandan bir çeviriyorum. Tamam mı canım? Tamam. Arkadaşlar bu konu. Ne yapalım dedim. Ben yemek tarifi değil ama bugün ne yapıyorum, ne diyorum. Benimki o. Hemen şöyle tavayı koyayım. Şöyle alayım. Yine de şuraya bir koymayacağım. Şöyle. Şuraya canım şöylece. Tava aldım ama ben gene şuraya şimdi kağıt şöyle
Bir korku şeyim var yani. Korkma korkma. Bir şey olmaz. İşte batacağım. Lakin o... Arkadaşlar şey atacağım şu şekilde dursun istiyor. He. Bu şekilde durur mu? Kafın kesiyor mu? Çizilecek, batacak. Çizilecek. Yani. Belki fazla kullanamayacağız. Belki çok uzun kullanacağız. Hiç belli olmaz yani. Belki kavlayacak. Üzülme değil. Sen. Bir daha boyarız. Ne yapalım Hatice Hanım yani? Senden kıymetli mi? Yapacak bir şey yok. Hemen biberlerden domates elim aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar torunlar geldi mi torunlarımız evin neşesi geliyor. Torunlarımız, kızlarımız gitti mi? Bir tek Gülcan'dan kalıyoruz. Elimizde bir varlığımız Gülcan aldı. O da bugün iş görüşmesine gitti. Bakalım arkadaşlar inşallah iyi, hayırlı bir haberle gelir. Bugün Gülcan yok. İşler hep kaldı bize. Dağsın ne yapalım, üzülme. İşimiz çok arkadaşlar. Gerçekten önünde gelen de kış. Daha öbür evde de var işimiz. Orada yarım kaldı. Öyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Orayı da şey yapamadık da. En çok benim aklıma gelen ne biliyor musun? Hı hı. Kapının üstü ben şey yapayım, yağmur. Yağmur mu? Aha, orada biraz içeri hemen yağacağınca şey yapıyor ya. Yağmur, septinli yağdığı mı oluyor Hatice Hanım? Oluyor da hemen. Orayı da yapalım mı olmazsa? Onun üstüne işte bir ölçüsünü bir şey yap. En ilkin başka tek dışını boyasını var onun neyse. Bahçe kapısının diyor arkadaşlar. Bahçemizdeki dış kapının üzerine. He orayı diyorum işte hemen. En çok beni orada şey yapıyor. Aklımda yatıyorum, kayıyorum aklımda. Serpintili yağmur yağdığı zaman arkadaşlar hemen araya doluyor. Bir sürü emek verdik. Sen de haklısın. Bir türlü şey yapamadık canlarım. Onu da diyeyim. İş arkası biter mi arkadaşlar? Bitmez. İş bitti miyim? Ömür bitti demektir. Ama kış gelmeden de yine bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Kışın soğuk değil, ayak tutmuyor. Değil soğuk mi? Oluyor. Altın hemen şöyle ağacını açayım. Ya bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Açtım. Yağını açtık koyduydum. Hatice Hanım, kenarlara fazla sıçramasını istemiyorsan, kapak kullanırsan hem yerler batmaz. Allah hem ya. Sağ sol batmaz. Buldun mu? Çünkü yağdan da ben koymuştum oraya. Sonra oraya varsa. Yeter. Oraya bir şey koy. Aman oraya bir şey olsun. Şu bezi de şöyle alayım hemen de. Hemen. Domateslerimi. Oraya arada sen bakarsın. Tamam mı? Testere ben şey yapacağım. Tava ya sol kolumla yapamıyorum da. Yok daha bir daha ısınmadım. Evet ısınmadım tamam. Acele etme anne. Acele etme tamam. Tamam. Domatesin kabuğuyla da sevmiyorum ya. Domatesler kaygan ağır 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 ağır. Herhalde dalımdakiler oldu. En fazla belki ekimin başına kadar olur mu? Beşinece bilmiyorum. Ya oldu o kadar Hatice. Yeter. Arkadaşlar dolaba koyduk. Yedik. Melemenimizi, salçamızı yaptık. İyi kötü. Aynen öyle oldu. Yeter Allah bereket etsin. Rabbim olmayanlara heves edip de gerçekten canı gönülden isteyen herkese nasip eylesin. Amin. Biraz zor oluyor ama arkadaşlar bahçe işi biliyorsunuz. Eken arkadaşlarımız da bilir. Kolay hiçbir şey yok. Ama şunu dalından koparıp aha buraya getirmek o kadar zevkli oluyor ki tadının tuzu gerçekten lezzetli oluyor. Markete gidiyor. Markette de var. Pazarlarda da var ama hep bir zevk diyelim böyle. Heves arkadaşlar. Ali Bek bahçe işini açıkça söyleyeyim benim kadar. Ali inşaatçı. Ben bahçeci. Değil mi? Evet. Herkesin bir suan doğraması var derler. Gerçekten öyle. Neyse köyümüze ev yaparsak arkadaşlar Hatice Hanım'a ben bir ineğle keçi koyacağım. Yok onlarına giremem. Niye? İstemem keçi ineğin kimse. Ben sağırım keçinin ya. Keçinin suyunu içmem, yemem. Ben sağırım güzelce. Yok, yok yok. Keçininkini ben içerim ineğinkini sen içersin. Keçi şey oluyor dalbıcak olmaz hali istemem. Ya dalbıcak onu ben doğaya orada yavaş yavaş yaparım. Yerler var boş alanlar oralarda.
Otlatırım onu. Annenin ayağının orada her zaman durmak gerekiyor. Her zaman dururuz, ne yapalım? Torunlarımız bize gelir artık. Her zaman duramadım. Biz sağa sola ne zamana kadar gideceğiz? Her zaman da olmaz abi. Onu şimdi kavga mesleverim mesela bastı. Yaşlanınca bastığın gidemezsin. Yaşlanın bastığı da ben şimdi şu an inane şundan bundan uğraşıp onunla sıyırmakta söyleyeyim. Tavukta olan hiçbir şey şimdi can hiçbir şey düşünmüyorum. İyi bakalım. Çünkü orada sürekli duramayacağımıza soba arkadaşlar zobal olunca bir taraf kısım iyi bir taraf benim de astım var. Yanlış anlama onun için onunla alalım. Hele bir o günlere bir gelir. Hele daha dur. Onunca daha çok aylar var. Tamam mı sen? Tamam. Önünü atacağız, gideceğiz. Sen bir bugün mü? Bugün buranın şu tavan temizlik, boyaları, dökülenleri şöyle kazıyım. Onları nasıl gideceğim? Ben ölsem çıkarıp da silemem. Ben maket bıçağıyla alırım güzelce. Biraz da kalan da kalır. Atacağım ne yapak yani o kadar da. Çok dokunmuş, evet. Olur olur. Bayağı dökücü. Ağzını deneyim bir serek yapacak bir şey. Evet. Arkadaşlar en önemlisi zaten ama burayı yeri o kadar önemli değil. Ne yapayım? Durak olsun. Yeri de şu şeye atacağım ilk işimiz şu şeyi kaldıralım. Ya onu yapacağım. Ben online işte yok. Yok. Camı da şey yapalım böyle yan açılan değil de dik açılan yaparsak masayla oturduğumuz zaman orada hem bizi bunaltmaz. Hani onu kaynak olmuş olacak. Yeniden cam mı alırız? Yok yok şey menteşelerini değiştirebilirim. Şey yapabilirim. Yani olmuş olacağı kadar. Öyle yani, mi diyorsun? Bir sebebi yok. Karıştırdın mı ya? Karıştırdım. Ne zaman karıştırdım? Ben niye böyle? Karıştırdım. Camuande aha dökmüşüm. Dökülüyor işte dedim ya döküyorum. Hiç dökmezdim da. Ya illa ki dökülecek arkadaşlar. Yani şaka gel- diyorum ya illa ki dökülecek. Yeni elbiseyi de giyiyor. Yeni elbise de getiriyor. Ne yapayım? Bakalım dedim Hatice Hanım'ın tepkisi ne olacak? Yapacak bir şey yok. Şimdi yağlar sıçramayacak mı sanki? Yağlar sıçrayacak. Olacak. Onun için bek. Ya bugün de eski günleri arayacaksın ya da vallahi daha abi, güzel olacak. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok hani. Kavlayan demin ya kavlar. Kendisi daha iyi bilir. Değil mi? Gönlük kaynadı mı? Evet kaynadı Hatice. Bir baksana. Kaynadı. Bir bak ben domates koyuyorum ya. Ha yeni dalıyor daha. He koyar. Arkadaşlar benim kuyum şeydir öyle hemen. Böyle saatlerce açayım, yakayım, kıyamıyorum açıp canatayım. Hemen çay bittiği zaman tamam, bitti demektir ocağı aldı. Şunu da doğrayayım, soframızı da kahvaltımızı da koyalım. Hava da bugün biraz serin arkadaşlar. Akşam biraz çok az böyle, böyle derler ekmeğe serpeli gibi çok az bir şey yağmur serpeledi. Ha şimdi, ben bulaşık makinesini boşaltırım. Sen de falan silersin. Tamam. Hayat müşterek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bak sen. Çünkü şey yapamıyorum. Paspasına yakarım da aşağı kazıyamam. Elimde var ya arkadaşlar. Sizi şöyle diyeyim. Hani de biliyor. İnan patiketteyken böyle altına böyle yaptığımızda hatırlıyor musun? Paketin üstünü hatırlıyorum. Dumur geldi. Hanım babası dedi ki üstüne cilamı yaptın. Dumur bunun dedi yok. İnan böyle dökülen var ya arkadaşlar kazıyordum elimde böyle iki dizim üstüne hep deliliymiş. Değil mi? Ne yaptım dedim ettim kendim ettim arkadaşlar. Domatesini koydum. Sen o ekmek çok az abi. Ekmek az mı? Ekmek alayım dedi. Ben ekmek alayım. Ben de çay çekeyim. Oraya kavar bakarsa gene sana koyayım. Tamam. Tamam oğlum. Hadi olsun. Bir de yumurta yemiş şey olur. Değil mi? Aynen öyle. Melek Hanım bu şekilde canlı.
iki yumurta olunca bir güzel olunca sana al, bize bakmağı vardır arkadaşlar canlar. Ne süre? Sonra da şöyle koymuş olduğumda her zamanki gibi bıraktım. Ne verdiyse yine acıdan. Yeşilliğim. Hacırın birinde yere mi düşürüyoruz? Doğru. Arkadaşlar Hatice Hanım böyle seviyor. Tazeleri de var içinde. Güzel oluyor. Ekmek acı sağ olsun. Aldı geldi. Şerim gibi şimdi mis gibi doldururuz. Aslan bunu bayağı kalayana koyacağım. Tabağa koyacağım. Tavayına koyacağım. Ortaya panık panık çıkacağım. Bence. İyi bakalım. Arkadaşlar canlar da önde bir videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Gelin beraber yiyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.